Kendisi Üsküp'ten Balkan Savaşları öncesinde İzmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur. Turgut Özatay lisede atletizm ile tanıştı. 1952 yaz olimpiyatlarına da katıldı. 1953 yılında bir sinema salonunda yönetmen Refik Kemal Arduman, kendisini görünce oyunculuk teklif eder. Böylece Özatay için sinema serüveni başlamış olur. Sinemaya girdiği ilk döneminde genellikle jön rollerinde oynadı. 1950'li ve 1960'lı yıllardaki jön rollerinin ardından gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri olmuştur. 1968 yılında İstanbul'da İtalyan turist Cinzia Morici ile tanışıp evlendi. Bir süre İtalya'da yaşadı. Ardından boşanıp Metin Özatay ile evlendi. Sezercik Küçük Mücahit filminde Eokacıların başını, Kurban filminde Abbas'ı, Umudumuz Şaban filminde Müteahhit Muhteşem Halka Kulu, Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar filminde giyim dükkanı sahibi ve ona eziyet eden Hilmi abiyi, Korkusuz Korkak filminde Limona Deli olan Ayı Abbas'ı, Üç Kağıtçı filminde Minibüsçü Hasan'ı, Atla Gel Şaban filminde Şiki Şiki Baba kasedini arayan Davut'u, Keriz filminde Zülfü'nün şehirde köylüsü Arif'i, Talih Kuşu filminde kumar masasında oyun oynayan adamlardan birini, Zehir Hafiye filminde Manyak Mahmut rollerini oynamıştır. Türk sinemasında Erol Taş ve Hulusi Kentmen'in ardından en çok film çeviren üçüncü kişi olarak bilinir. 497 filmde rol almıştır. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında ölmüştür. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.